Değerli ETV izleyenleri, bugün bayram, Kurban Bayramı'na geldik, kavuştuk. Evet, herkesin Kurban Bayramı'nı buradan kutluyoruz. Keyifli, güzel, gönlünüze göre bayramlar geçirin diyelim. Kurban Bayramı'na geldik tabii. Kurban Bayramı'nda et pişirmeden, et yemeden olmaz dedik. Ve bugünü özel nasıl bir et pişirelim, nasıl bir et yemeği yapalım derken biz yine Palet Restoran'a geldik. Palet Restoran'ın ustası Kudret abimizle birlikteyiz. Kudret abi bugün bize et yemeğiyle ilgili hem tarif verecek ve hem de elimizdeki etlerle, ciğerlerle, böbreklerle neler pişirebiliriz, neler yapabiliriz, nasıl bir lezzet ortaya çıkarabiliriz tüm detaylarıyla tarifli bir şekilde biz bu yemek programında kendisinden küçük küçük tüyolar alacağız. Lezzete lezzet katan değerli Kudret ustamız zaten bu işin piri, bu işin erbabı. Biz ondan dinleyelim ve ondan öğreneceklerimiz var diyelim ve sözü kendisine bırakalım. Kudret ustacığım. Buyurun efendim. Biz daha önce sizinle program yaptık. İlk defa izleyen izleyicilerimiz var. Kudret usta ne zamandan beri bu işte ustalık yapar? Ne zamandan beri bu işi yapar? Efendim öncelikle Palet Restoran mutfağına hoş geldiniz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun, hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Mutfağımızda bugün bizim yapmış olduğumuz yaprak kavurma, kurban eti içinde kurban ciğeri ve böbrekle ciğer kavurma. Evet. Böbrekle kuzu mu karışık. Bunlar ustam? Bu ikisi kuzu, bu dana. Dana. Şimdi bu yaprak kavurma mı olacak? Yaprak kavurma da olur, kurban kavurma da olur. Ama şimdi bizde etler bir hafta 10 gün dinleniyor. Bu yeni kesilen kurbanlarda olmaz. Biraz bekletmek mi gerekiyor? Evet. Ama acele edeceğiz. Çok canımız istedi. Değil. En az 4 saat, 5 saat soğuk havada beklemesi lazım bu etin. Evet. Hemen kesildiği gibi bunun imkanı yok. Pişiremezsiniz. Buradaki pişirdiğimizi tadı yani veremezsiniz. Ertesi günü yapmamız daha ertesi mı mantıklı? Daha mantıklı olur. Daha güzel olur. Daha yumuşak olur. Daha lezzetli olur. Kudret ustam, şimdi bu etleri marinada falan filan bekletiyor muyuz daha öncesinde? Evet, bekletiyoruz. Bakıyoruz, neyde bekletiyoruz? Şimdi efendim bunda zeytinyağı arzu edilirse süt, soğan, rendelenmiş soğan suyu marina edilerek, kekik, çok az tuz marina edilerek bir gün veya iki gün bekletebilirsiniz bunu soğuk havada. O zaman şöyle küçük bir tüyo verelim. Gittiğimiz restoranlarda muhteşem ve lezzetli kavurmalar yiyoruz. Diyoruz ki ne kadar lezzetli, ben evimde yaptım, o tadı alamıyorum, o tadı veremiyorum diyoruz. Marina, evet. Önemli mi? Evet, harika çok, bir çok harika bir marina, zeytinyağı dedik. Bir evet. Daha yani altını çizerek zeytinyağı, söyleyeyim. Hakiki zeytinyağı, kekik. Kekik. Biraz süt. Soğan suyu. Ve soğan suyunda ne kadar bekletiyorduk? En az 1,5-2 gün beklemesi lazım. 1,5-2 gün, acele etmeyin. Hemen yiyeceğim o etleri demeyin. Aynen. Bir bekletin. Sonrasında, şimdi biraz sonra harika bir lezzet ortaya çıkacak. Evet ustam, şimdi hemen başlayalım. Bu yaprak kavurmayı yaprak neler katıp nasıl başlayalım. Yapıyoruz? Tavamız olacak değil mi? Evet efendim. Tavaya ne yapıyoruz? Yağ mı koyacağız? Önce biraz çiçek yağı. Çiçek yağımız hazır olacak. Çiçek yağını koyduk. İyice kızacak değil mi? Evet efendim. Evet. Etler mühürleniyor derler. Böyle bir şey mi? Hemen sıcak sıcak atıyor musunuz yağı? Şimdi ben mühürleyeceğim. Göreceksiniz. Hep mühürleyeceğim. Deriz ya, eti mühürlemek gerek. Şimdi Kudret ustamın özel tarifi yaprak kavurmayı hep birlikte aşama aşama seyredeceğiz. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapılıyormuş. Evet ustam. Bu yağ biraz kızması lazım. Hı. Kızdıktan sonra etimizi atacağız. Önce et pişiyor değil mi? Eti mi pişirmek gerekiyor? Evet. Şimdi evet. Sıralamayı da bilmek lazım değil mi? Yaparken? Şimdi yaprak kavurma yapacağız. Önce eti pişireceğiz. Sonra biberini, domatesini isteğe göre soğan, sarımsak da olabilir. Soğan, sarımsak da atılabilir. Biz burada devamlı genelde domates, biber, et ve baharat çeşitlerini evet. Kullanıyoruz. Biraz içi böyle kalabalık, lezzetli bir karışım oluyor değil mi? Evet. Evet, kavurma denilince aklımıza içindeki sebzeleri de geliyor. Şimdi bir coslatacak mıyız? Coslatacağız. Coslatalım etlere bakalım şimdi nasıl olacak. Şimdi efendim buyurun. Yağımız iyice kızdı. Yani artık duman çıkmaya başladı. Evet. Bu etler böyle cos cos olacak, çakılacak değil mi? Alevlenecek. Kudret ustam da böyle işte. Kudret ustamızın da adı, namı çok büyük. Mühürleme oldu bu.
yapsam ya? Ben korktum. Alev aldı bu. Böyle mi olması lazım? Bakın etler mühürlendi. Etler mühürlendi. Etleri böyle mi mühürlüyor? Suyunu hiç salmaz bu. Evet. Vallahi ustam. Bu iş gerçekten ustalık işi. Bakın yağdan başka su var mı? Et suyu var mı? Evet. Şimdi illa bu alev alması mı gerekiyor? Şimdi bu altının ateşi önemli. Ateşin çok açıyor. Yağın ısınma derecesi önemli. Altının. Şimdi ben bunu kısarsam bu et suyunu salar. Salacak. O zaman evet. Biz bu kavurmayı kısık ateşte pişirmeyeceğiz değil mi? Tamam valla ödüm koptu. Mühürlendikten sonra biberlerini mi atıyoruz? Evet. Ama yalnız çok da güzel koktu. Kekik. Kekiğimizi attık. Çok az tuz. Tuzumuzu attık. Başka ne var? Tereyağı şart mı? Tabii. Tereyağı. İşte lezzet katıyor diyoruz ya. Ay nasıl da lezzetliydi dediğimiz. Olmazsa olmaz. Tereyağımızı koyduk. Şimdi etlerimizi mühürledik. Kavurma aşamasına geçiyoruz. Evet. Yani mühürlenme işi o kadar önemli ki pişmiş gibi görünüyor usta. Evet. Etler olmuş gibi görünüyor. Evet, suyunu salmayacak. Salmayacak. O mühürlenme olayı işin püf noktası mı? Evet. Ustam ya vallahi sen gerçekten bu işin pirisin. Çocukluktan beri bu işin içindesin değil mi? 60 sene. 60 seneden beri sen bu işi yapıyorsun. Yaşı siz tahmin edin. Evet, yağlarımız eridi. Su salıyor mu şimdi sebzeler? Hayır. Su salmıyor değil mi? Onların hepsi yağ. Yağ. Tereyağı attık ya. Tereyağı. Tabii tereyağı eriyor şu anda. Evet, şimdi... Baharatımızı hepsini attık değil mi usta? Daha atmadık. Ha, daha aşama aşama. Sadece kekik biraz tuz attık. Evet, o da lezzet katsın diye. Tabii. Peki sonradan kekik ilave yapıyorlar. O olması gerekiyor mu yoksa pişerken mi? Şimdi bu kekiği ben attım. Kekik aromasını salıyor şimdi içinde. Tabii. Piştikten sonra olmaz. Şimdi pişmesine kekik. Yakın diğer baharatlar tabii. Domates katılacak. Dans ediyor etler, dans ediyor resmen tavanın içerisinde. Ateş hep harıltılı bir ateş mi oluyor? Bayağı açık ateşte yapıyorsunuz. Evet, şimdi... Biraz toz biber. Toz biber. Acı olmayacak değil mi? Çok acı olmaması lazım. Acı olmayacak. Karabiber mi? Çok az karabiber. Sıralama böyle. Biraz kimyon. Kimyon. Baharat olarak bunlar efendim. Evet, kırmızı toz biber attık, karabiber attık, kimyon attık. Şimdi aroma katsın diye baharatlar sıralamasıyla atılıyor Kudret Usta tarafından. Renkler değişti tabii hemen. Değil mi? Canlı canlı çok güzel görünüyor değerli izleyenler. Valla insanın canı çekiyor pişirirken. Aşağı yukarı ne kadar sürede pişiyor kavurma? 4 veya 5 dakika, 5 dakika. 4 ya da 5 dakikada pişiyor mu? Evet. Çiğ kalmaz mı? Ama zaten marine etmesin değil mi? Yumuşamış o etler. Marine edilmesi de şimdi önemli. Efendim bu hazır. Geçelim. Şimdi. Geçelim. Oo, kavurmamız pişti. Bakın hızlı bir şekilde yemek yapmak isteyenler et yemeğini koyuyorlar, suyunu salıyorlar, pişmesini bekliyorlar. Bak hiç uğraşmadık değil mi ustam? 5 dakikada kavurmamız hazırlandı. 5 dakikada. Pişti bu kadar. Ama tabii işin püf noktası marinada bekletilmesi çok yumuşuyor çünkü. Evet. 2 gün marinada bekletiyoruz. 2 gün sonra hızlı 5 dakikada işte pişiyor etimiz. Şimdi böbrek kızgın yağ mı attın sen şimdi? Böbrek fark etmez. Kızgın, çok kızgın veya normal. Bu normal fark etmez. Mühürlemesi gerekmiyor değil mi? Hayır bu gerekmiyor. Yağın içine, kızgın yağın içine. Önce böbreğimizi kavuracağız. Böbrek atıldı. Bu da hızlı oluyor mu ustam? Çok çabuk pişiyor mu? 5 dakika. Her şey 5 dakika. O zaman burada gelip de aç beklemeye gerek yok. Aç kaldım, hizmet ne zaman diye bir derdiniz olmayacak Palet Restoran'da. Çünkü her şey 5 dakika. Kavurma 5 dakika. Böbrek pişirmesi, ciğer pişirmesi 5 dakikada sofraya hemen geliyor. 5 dakika kavurma hazır. Böbrek hazır, ciğer hazır. Hepsi hazır. Evet, şimdi bunlar ne dedik? Kuzu, ciğer. Böbrek karışımı kurban etinden. Kavurma. Evet. Kuzu ciğer ve kuzu böbrek kavurma. Evet. Ustam bunlar kuzu olunca daha mı çabuk pişiyor yoksa danada da böyle mi?
Benim için danada da aynı, fark etmez saat. Et, doğru, kırmızı eti bile 5 dakikada yaptık. Şimdi hemen arkasından ciğerleri mi attık? Evet. Peki neden önce böbrek? Böbrek ciğere nazaran biraz daha geç pişer. Daha sert olduğu için karışık bir kavurma yapacaksanız, ciğer ve böbrekle birlikte kavurma yapacaksanız önce böbrekler atılacak tavaya. Şimdi evlerde şu ateş olmaz. Yani bunun kısık gibi, ateş oluyor. Kısık ateşte olduğu için bu et suyunu salıyor. Güzel. Yavaş ateşte pişmeyecek kavurma. Ustam böyle çok tehlikeli görünüyor ama sen alışıksın herhalde. Alev aldı. Alev aldı tava. Muhteşem. Böyle bir alev alev. Ustam bir daha. Bir daha böyle bir görüntüyü istiyorum. O alevli alevli görüntüyü istiyorum. Kudret Ustam, bir harlat onu, bir harlat. İşte. Beklemeyeceğiz. Har ateşte. Aynı buna da baharatları. Şimdi toz biber, kırmızı toz biber attın. Kimyon attın. Kimyon attım, karabiber attım. Değil mi? Şimdi hemen onu çeviriyorsun. Ustam yine çok güzel görünüyor. Renkli renkli böyle kırmızı. Bunun renginin görünmesi kırmızı biber. Tatlı toz biber. Toz biber. Kokusu, evet. Aroması değil mi? Evet. Ustam yine bir harlat bir. Harlamaz mı? Biber atınca harlamıyor mu? Olmaz değil mi? Yanmaması lazım. Tamam. Onun da bir ayarı var. Baharatları attıktan sonra harlamaz. Tamam. Bitti. Bu da artık olmak üzere herhalde. Kurban Bayramı'nda ciğer kavurmayı nasıl kurban yapabilirim? Böbrek nasıl kavurma yapabilirim? Yaprak döner, yaprak kavurma nasıl yapabilirim? Ya da normal kurban kavurması nasıl yapabilirim diyorsanız 5 dakikada her şey oluyor, bitiyor. Kudret Ustam, pişti şimdi, bu servise hazır mı? Servise hazır efendim. Afiyetle yiyebiliriz. Kavurmanın yanında ne tavsiye ediyorsun? Ne yenilir? Kavurmanın yanında. Ne yenilir, ne içilir? Sen mutfakta çok uzun yıllardır çalışıyorsun. Salata gider, cacık gider, yoğurt gider. Soğuk içecekleri gider diyelim değil mi Kudret evet, Usta? Evet, evet. Soğuk içecekler diyelim. Evet. Asitli içecekler de kullanabilirsiniz isteğe göre. Evet. Ustam servis hazır mı? Bitti mi? Peki. Tabak süslemesi önemli değil mi ustam? Önemli. Değil mi? Tabak süslemesi önemli. O tabağı kim süslüyor genelde? Genelde ben süslerim de. Değil mi? Pişirme evet. Aşamasından servise kadar bütün aşamalar senden geçiyor herhalde. Evet efendim. Çok da güzel görünüyor ustam. Ellerine sağlık. Kurban Bayramı'nda evimdeki etleri, ciğerleri, böbrekleri nasıl pişirebilirim? 5 dakikada et yemek istiyorsanız Şipşak Kudret Ustam'ın tarifine uyun. Püf noktalar önemli. Lezzetli. Değil mi? Evet efendim. Evet, şimdi süslüyoruz. Tabak süsü çok önemli. Tabak süslemesi, servisi çok çok önemli. Çünkü göze hitap eden şey genellikle midemize de güzel geliyor değil mi? Evet, bir de tepside servis kısmı. Masada da göreceğiz, daha masada nasıl bir tabak süslenecek ve nasıl bir servis edilecek. Onu da az sonra göreceğiz ama maydanoz önemli yine. Maydanoz süs için değil mi? Görüntü olarak süs için bunlar. Evet, bu buradaki aşama bitmiş olsun. Olsun efendim, buradaki aşama bitmiştir. Kudret Ustam, ellerine kollarına sağlık. Az sonra ben tadına bakmak istiyorum. Evet. Çünkü gerçekten kokusu buram buram. Tam da Kurban Bayramı'nda her yerden et kokusu geliyorken canınız çekiyor. 5 dakikada hemen neyi pişirebilirim, nasıl pişirebilirim diyorsanız yaprak kavurma 5 dakikada oldu.
Buyurun bir tadına bakın. Bakalım bakalım ama onu biz masada bir servis olsun aşamasını yes. Görelim. Burada bir tadına bakalım. Masa bakalım. Servisini çok evet. Bekliyoruz çünkü masa servisi önemli. Burada servis ve hizmet muhteşem. Az sonra göreceğiz ama ben tabii lezzetini görmek istiyorum, duymak istiyorum. Ustam bu 5 dakikada pişmiş gibi değil. Lokum gibi. Ağzımda dağıldı. Kıvamı çok güzel. Aroması çok güzel. Pişirmesi çok güzel. Ama yemesi harika. Kudret Ustam ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bir tarifi aldık. Aslında ben de bugün sizden çok güzel bir şey aldım. Eti suyunu böyle salarak pişiriyoruz ya saatlerce, tencereyi kapatıyoruz kapağını tavanın içinde. Bekle Allah bekle, sertleşiyor onlar, pişmiyor. Çözüm basit. Altı bol ateşli, evimizde böyle bir ocak yok ama ne yapacağız evet. Artık. Bol ateşte mühürleyerek, etleri mühürleyerek evde pişiriyoruz. Evde ocak yoksa içindeki malzemeyi az tutacağız, iki seferde pişireceğiz. Bu da çok önemli değil mi? Yani... Dört porsiyon yerine iki porsiyon pişireceksiniz. Piştikten sonra bir iki porsiyon daha pişireceksiniz. O zaman acele etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. İşin önemli püf noktalarını ustalardan dinlemek lazım. Aynı şekilde kısa sürede suyunu salmadan yapmak istiyorsak iki postada çok yapalım diye bir tavanın hepsini dolduruyoruz, yapmayacağız. Beş dakika sürmedi bu. Evet. Tavayı doldurarak etleri lütfen hızlı bir şekilde, çok çabuk bir şekilde çok pişirmeye çalışmayın. Evdeki ateşte iki postada pişirebilirsiniz. 5 dakika ama mühürleyerek, ama içindeki baharatı, sebzeleri önemli ve servisi önemli diyoruz. Teşekkür ediyoruz Kudret Usta. Afiyet olsun efendim. Eline kollarına sağlık. Şimdi servis aşamasına geçeceğiz. Orada tabii ki diğer böbrek ve ciğer kavurmadan da tadacağız. Servis önemli dedik ya, işin servis kısmında nasıl bir hizmet var hep birlikte görelim. Değerli izleyenler, yemek programının en güzel kısmına geldik. Yemeği işi her zaman için çok daha güzeldir deriz her programımızda. Evet tabii Palet Restoran işletme sahibi Yusuf Gülümser'le birlikteyiz. Artık bu aşamadan sonrası bu lezzetleri tatmak olacak, ancak ben gerçekten tebrik ediyorum. Ustanız muhteşem, Kudret Usta muhteşemler yaratıyor 5 dakika içerisinde. Çok doğru bir usta yakalamışsınız. Çok şükür. O da öncelikle hoş geldiniz ETV ailesi olarak. Sizi burada görmekten çok mutlu olduk inanıyorum. O da yıllarını bu mesleğe harcamış, vermiş nadir ustalardan bir tanesidir. Hemen hemen 50 yıldan beri bu işin içindedir yani. Hani bulaşıktan gelip de ustalığı yapan, bilen ustalar arasındadır yani. Yani tek ustalar değil mi? Eski ustalar. Evet, eskilerden. Yani o eski ustalarımız artık son, o eski ustalar da son artık yani. Evet tabii bir yerde lezzet güzelse, orada hizmet güzelse vazgeçilemez bir hal alıyor. Palet Restorant'ta ustasından, servisinden, karşılamasından, uğurlamasından hepsini muhteşem bir şekilde görebiliyoruz. Biz her geldiğimiz programlarımızda bunu görebiliyoruz. Evet, lezzeti harika. Ustaları gerçekten harikalar yaratıyor. Bir de eski ustaları yakalamak da, onlarla birlikte çalışmak da kolay değil artık günümüz şartlarında. Ustalar da yetişmiyor artık. Ama doğru bir seçim yapmışsınız. 5 dakikada bizlere mucizeler yarattı ustanız. Hizmet de aynı şekilde, servisinden tutun, masa süslemesinden tutun, hepsi bir arada başarı getiriyor. Ekip başarı getiriyor zaten değil mi? Yani mutfaktan, malzemenin alınışından, mutfaktan, servisten ve malzemenin yapılmasına, aşamasına kadar tüm herkesin emeği vardır burada yani. Her şey başarılı olursa, yemekler lezzetli, taze olursa, ustalarımızın ve hizmet eden garsonlarımızın da hizmeti iyi olursa zaten başarı bu şekilde oluyor. Biz tabii her geldiğimizde, özellikle akşam saatleri değerli izleyenler, burası çok kalabalık oluyor. Ve kalabalık da gitgide de artıyor değil mi? Yani talep o kadar çok ki bir gelen bir daha geliyor. Bir gelen yakınını, eşini, dostunu, çevresini de getirebiliyor. İşte bu kaliteyi, bu memnuniyeti yakalamak günümüz şartlarında çok kolay değil, hele ki sizin sektörünüzde. Bu da çok mucizevi bir şey çünkü gerçekten Palet artık bir marka Manisa'da. Çok şükür ki bir marka. Bizim de amacımız zaten Palet Restoran gibi ve bu üst kalite ve güzel hizmet veren mekanlarımız
da gelip de Manisalıların bu keyfi yaşaması. Başka şehre, İzmir'e falan gitmeye de gerek kalmadı artık. Hani ben nereye gideyim, nerede yemek yiyeyim, en güzel lezzetleri, en güzel hizmeti nerede yakalayayım denildiğinde artık Palet Restoran akla gelen tek marka hale geldi değil mi? Akla gelen tek marka inşallah geldi, daha da gelecek. Yani şeyiz, iddialıyız. Manisa'daki misafirlerimizi İzmir'e göndermemekte, hatta gitmişleri de geri getirmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz. İddialıyız yani. Zaten bu da artık olmaya başladı. Evet, İzmir markasını artık büyütmemize gerek yok. Çünkü İzmir'de görebileceğiniz bir hizmet değil. Palet Restaurant Manisa'mızda, çok kıymetli şehrimiz, değerli şehrimiz Manisa'da Manisalıları bekliyor. Manisa'nın dışından da çok insan geliyor aslında değil mi? Kesinlikle. Manisa'nın çevre il ve ilçeleri bayağı özellikle çok geliyorsun son zamanlar. Dediğiniz gibi gelmeye de devam ediyorlardı. İnşallah geçen sene bu zamanlar işlerimiz çok sakindi. Yani nasıl yazın, sakin? Özellikle değil mi? Özellikle yazın. Ama şu anda aynı hiç bizim işlerimiz sakinleşmedi. Yani okullardan sonra bir duraksama olurdu ama şu anda maşallah, Allah nazardan saklasın, şu anda aynı şekilde devam edip gidiyoruz. Herhalde bu yaz tatili iyi geçeye benziyor. Evet yani. Zaten daha önceden deyip geçen sene de konuşuyorduk, yaz tatilinde yazın bir yavaşlama oluyor bizim işlerimize demiştiniz. Ancak tabii bu biraz hizmetlerinizin daha çok duyulması. Çünkü gerçekten kaliteyi duyurduğunuz zaman o vazgeçilmez bir hale geliyor. Bu noktada da çünkü kaliteniz ve hizmetiniz gerçekten güzel. Bu yüzden de artık daha da fazla katlayarak da bu iş devam edecek ve biz inşallah şubeleştiğinizi göreceğiz diyelim. Ve bu lezzetler için de sizlere çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Şu an için tüm Türkiye'nin, dünyanın Kurban Bayramı'nı da en içten dileklerimi kutluyorum. İnşallah güzel bir bayram geçiririz hep beraber millet olarak. Çok sağ olun geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Manisa'da çok güzel bir marka. Hizmette, kalitede, temizlikte, karşılamadan tutun da gidinceye kadar ki o güler yüzde gerçekten emeği geçen çok değerli ekip var. Yusuf Gülümser eşliğinde ekip muhteşem çalışıyor. Çünkü Manisa'ya, evet, Manisalıları biz başka bir yere göndermemek için kalitemizi, hizmetimizi üst seviyede tutuyoruz. Lezzetler çok önemli. Lezzetleri zaten muhteşem ve her geçen gün o lezzetler daha katlanarak devam ediyor ve ilerliyor. Manisalıların böyle bir hizmete ihtiyacı vardı ve artık Palet Restoran'ta bu hizmeti fazlasıyla karşılıyor ve fazlasıyla da karşılamaya devam edeceğiz, iddialıyız diyor. Biz şimdi bu aşamada şu lezzeti artık tadalım diyerek bayramda artık herkesin evinde etleri olacak. Etlerimizi nasıl pişireceğiz noktasında, nasıl lezzetlileştireceğiz noktasında Kudret Ustamızdan aldığımız yemek tariflerini evimizde hızlı bir şekilde uygulayabiliriz. Biz tabii az önce mutfakta Kudret Ustam ısrarla tadına bakın dedi. Yaprak kavurmanın tadına bakmıştık ama ben tekrar o tadı keyifle almak istiyorum. Gerçekten eti pişirmek çok önemli. Püf noktalarını çok bilmek gerekiyor. Bu lezzeti yakalamak için Kudret Usta'nın tarifini uygulayalım. Evet, hemen ciğerden de alalım. Kuzu, ciğer ve kuzunun böbreğinden yapılmış bir kavurma. Tam 5 dakikada hemen servis oldu. Siz de gördünüz, seyrettiniz. Ciğer de lezzetiyle, yumuşaklığıyla harika olmuş. Bizler, tüm bizi izleyen izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Afiyetler olsun diyoruz ve bir sonraki bayramlara en güzel şekilde çıkmayı diliyoruz. Hoşça kalın.